Action List, Reaper yapan, diğer tüm programlardan ayıran Reaper'ın kalbi Actions. Şimdi niye böyle? Kullandığımız müzik programlarına gönderdiğimiz bazı komutlar var. Ne diyoruz mesela? Play'le, stop'la, kopyala, yapıştır, mute et, solo'ya al. Bunun gibi komutlar. Çoğu programda bu komutların sayısını toplasan 100 ile 200 arasındadır, tahmini konuşuyorum. Fakat Reaper'da bu komutların sayısı 5000'e yakındır arkadaşlar. Ve bu sayı her hafta yaklaşık 20 ila 50 arasında, her geçen gün daha fazla artmakta. Bir de bu komutları birleştirerek, bir 5000 komutu birleştirerek farklı kombinasyonlarla artık elde edebileceğiniz işlem sayısını siz düşünün. Örneğin diğer programlarda diyelim ki bu kaydettiğimiz bu audio'yu işte kesmek istiyoruz. Elimize makası alıyoruz, makası götürüyoruz ve oradan kesiyoruz. Bir split işlemi yapıyoruz yani. Şimdi konu Reaper'da split yapmak olunca elinize öyle makası alıp kesmek kadar basit değil. Ne demek mi istiyorum? Şöyle anlatayım. Edit cursor'dan mı keseyim? Mouse'um nerede duruyorsa oradan mı keseyim? Play cursor neredeyse oradan mı keseyim? Gridler üzerinden mi keseyim? Ortadan ikiye mi keseyim? Transient'lar üzerinden mi keseyim? Tempo markerların olduğu yerlerden mi keseyim? Time selection'dan mı keseyim? Stretch markerlardan mı keseyim? Item'ı yazdığım midi notlarından mı keseyim? Looplanmış bu item'ı loop noktalarından mı keseyim? 3'e mi böleyim? 4'e mi böleyim? 5'e mi böleyim? 7'ye mi böleyim? Her 1 saniyede mi böleyim? Bir üst track'teki item'lara göre mi keseyim? Tamam, mouse neredeyse oradan keseyim ama kestikten sonra sol tarafı mı seçeyim? Tamam, keseyim ama sağ tarafı seçeyim. Tamam, kesiyorum ama kestiğim yere de otomatik crossfade atıyorum. Yo, tamam, atmayayım istersen. Fade in, fade out yapayım ki çıt pıt olmasın. Ben en iyisi kafama göre keseyim. Sanırım ne demek istediğimi anlatabildim. Bugün bir EDM producer ile orkestral müzikler yapan bir kişinin veya bir oyun müzikleri tasarlayan bir kişiyle filmler için post prodüksiyon yapan bir kişinin ihtiyaçları bazı noktalarda aynı olabilirken birçok noktada da farklılık gösterebiliyor. Bu nedenden dolayı Reaper birbirinden çok farklı disiplinlerde çalışan bu kişilere çok farklı olanaklar, çok farklı imkanlar sağlıyor. Bu yüzden Reaper'da örneğin bir split işlemi eline makası alıp kesmek kadar basit değil. Bunun belki 20'den fazla kombinasyonunu sunuyor Reaper. Şimdi gelelim custom action oluşturmaya. Reaper içerisindeki bu script'leri, bu action'ları birleştirerek custom action'lar oluşturabiliriz. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bir klasik gitar kaydedeceğiz ve duble kaydedeceğiz. Normalde şöyle bir şey yapıyoruz. İşte adam geliyor, buraya gitarını kaydediyoruz. Şu an gitar kaydettiğimi varsayalım. Bu kayıt bittiği zaman bunun kayıt rekordunu kapatıyoruz. Yeni bir kanal açıyoruz. Bu ilk kanalı mesela sola panlıyoruz. İkinci kanalı sağa panlıyoruz. Sonra bu yeni kanalın input'unu da ayarlıyoruz. Bu kanalın record düğmesine basıyoruz. Ve sonrasında duble kaydı gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu kayıt işlemini yapmak için bir sürü işlem yaptım farkındaysanız. Ve ben mesela bunu her gün çok sıklıkla yapan birisi olduğum için bu işlemi yaparak zaman kaybetmek istemiyorum ve hızlı bir şekilde bu işi yapmak istiyorum. O zaman gelin mesela bu işlemleri pat diye tek bir tuşta hızlandıracak bir custom action yapalım. Şimdi yeni bir custom action oluşturalım. Mesela bunun adı gitar duble olsun.
ilk yapmak istediğim işlem şu record düğmesini kapatmak. On arm yazalım. Bakın set selected track record armed. Seçili track'in record'unu kapat. Önce bu işlemi yap. Tamam. Sonra bu track'i panlamak istiyorum. Train trasını yazdım. Selected'ın seçilmiş train selini yazdım. Pan yazdım. Bir de left'in left'ini yazayım. Bakın hemen çıktı. Pan selected track to the left. Bu seçili train panını sola aldı. Yani şu işlem oldu. Bu record önce kapandı. Sonra sola aldı. Şimdi bu train'i duplicate ederek bir kopyalayalım. Duplicate ederken burada bir kayıt olmuş olacak ya, o kaydı aşağıya duplicate etmeyelim. Yani sadece tray'i kopyalasın. Şimdi tray'i kopyaladı. Yani buraya bir track daha kopyalanacak. Ama o tray'in panı solda olacak bunun aynısını kopyaladığı için. Ben bu sefer pan right diyeyim. Selected'ın selini yazalım. Bakın çıktı. Pan selected track to the right. Şimdi bu tray'i sağa panladı. Ve bunun record düğmesini bastıralım. Rec arm arm sel selected track. Set selected tracks record armed. Evet, şu an custom action'ı yazdım ve bitirdim. Bakın buraya attı. Şimdi buna bir de bir kısa yol vereyim. Örneğin Ç harfine bastığımda bu işlem gerçekleşsin. Ç harfinde başka bir kısa yol varmış. Değiştirdim. Önemli değil. Evet, şimdi bakın. Gitarcı geldi. Hazır kaydım. Kaydımı aldım. Bitti. Sıra dubleye geldi. Şimdi Ç harfine bastım. Bakın. Ne yaptı? Yeni bu train rekordunu kapattı. Bu train'i sola panladı. Şimdi bu yeni açtığı train rekordunu açtı ve bu train'i sağa panladı. Şimdi de buraya ikinci kaydımı aldım. Şimdi bir de marker action'lardan bahsedelim. Örneğin ben bir klavyeciyim ve sahnede laptopumu kullanarak çalıyorum bir MIDI klavyeyle. Aynı zamanda laptopumdan altyapıları yolluyorum. Örneğin parçanın ilk girişinde piyano çalıyorum. Sonrasında pad çalıyorum. 9. ölçüde de synth çalıyorum diyelim ki. Şimdi bu record düğmesi açıkken piyanoyu çalıyorum. Pad'i çalıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Action'lara geliyorum. Record. Track. Bakın bu 3 numaralı track. 03 yazayım. Toggle record arm for track 3. Yani 3. track'in record'u kapalıysa aç, açıksa kapat. Command ID'si 41. Buraya 41 yazıyorum. Yani ben playback'i yolladığımda 3. ölçüye gelindiğinde bu kanalın record düğmesi yanacak demek. 5. ölçüye geldiğimde bu kanalın record'u açılacak. 57. Aynı zamanda da 1. kanalın yani piyano kanalının da record düğmesi kapanacak. Şunları da şöyle üst üste koyalım. Hatta şöyle üst üste görelim markerları. Bir çalıştıralım. Evet, bakın. Piyano çaldım. Şimdi özür dilerim. Az önce synth sesini 5 numaralı tray'i açmışım. Pad diye söyledim ama. Bakın 5. kanalın rekordu açıldı ve piyanonun rekordu kapandı. Reaper'da ayrıca Cycle Action Editor bulunmakta.
Cycle action ile de çeşitli komutlar ekleyerek actionları birleştiririz. If, if not, else gibi. Örneğin şöyle bir cümle yazabilirim. Eğer 5. kanalın record düğmesi açıksa 3. kanalın panını sağa al gibi. Örneğin if not kullanabiliriz. Eğer Reaper çalmıyorsa, yani Reaper play pozisyonunda değilse, o zaman bütün kanalları mute et gibi. Cycle action'larda ayrıca step işlemler yapılabiliyor. Yani şöyle, örneğin A harfine basarsam 3. kanalın record düğmesini aç. Bir daha basarsam o kanala FAB filter Q3 ekle. Bir daha basarsam Reaper'ı play'le gibi. Step step işlemler eklenebiliyor.